Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda biliyorsunuz ki bizim bir tane papağanımız var, Karamel. Bir tane değil aslında, bu toplamda 7. papağanımız ama takasladığımız papağan. Bunun arkadaşlar cinsiyeti belli oldu, ondan bahsedeceğim. Ekstra olaraktan güzel haberlerimiz var. Mesela yemimiz geldi, takımlarımızdaki son güncel durumları göstereceğim sizlere. Bir de bu videodan sonra bir süre video gelmeyebilir, 2-3 gün kadar. Yani düğünden kaynaklı olarak, yani onun koşturmacası var. Hani o süre zarfında çekemeyebilirim ama kesin değil tabii ki de. Çekip atabilirim, bana belli olmaz. Sadece onun haberini vereyim dedim. Bu arada şu takım, bir de bu takım çok feci şekilde yem döküyor. Yeni gelen yeme bakalım neler yapacaklar, onu da merak ediyorum. Bu arada diğer takımımız şu Painted ve Örtük Spangle de az önce çiftleşiyorlardı aslında. Erkek ayak atmaya başlamış. Bunlara biraz daha zaman vereceğim çünkü dışkı da hafiften diyor. Bakın dişi kuyruk kaldırıyor, görüyor musunuz? Hafiften kuyruk kaldıracak şimdi. Erkek bir kur yapsa tamam. Aslında var ya, bunları şeytan diyor, ayır. Bir süre sonra hemen yan yana at. Bir gün bile ayırsak tamamdır yani onlar için. Çünkü erkek feci derecede kızgın. Dişi de her an kuyruk kaldırmaya hazır yani. Hiç bana mısın demiyor. Sadece biraz kur bekliyor. Erkek yem kusma, kaşıma, hani her türlü şey yapıyor ama yoğun bir kura nedense başlamadı dişiye karşı. Belki de yapmıştır da ben görmemişimdir. Aha. Bunlarda da var bir durum. Erkek bir kurlaştı, dişiye bir çiftleşme kuru yaptı ama devamı gelmedi. Neyse, Karamel'e gelelim. Daha fazla uzatmadan. Bu da kendini tımarlıyor burada. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, Karamel'in ben bir tüylerini çekerekten iki tane tüyünü çektim ve bir test yapmıştım. Bu üreticilerin bana söylediği bir şeydi. Eğer hani 5-6 aylıksa bu kuş tüylerin, kuyruk tüylerinden sağ ve soldan iki tane çekerek 2 hafta sonra kadar hani uzayacaktır. Ona göre bakarsın. Dişi mi erkek mi olduğunu anlarsın. Yani kırçıllı desende gelirse dişi, normal düz desende gelirse erkekti. Ve bilin bakalım ne çıktı? Tabii ki de dişi çıktı. Karamel dişi arkadaşlar maalesef. O çektiğim tüylerde şu anda uzamaya başlamış ve tamamen dişi gibi geliyor. Yani çok üzüldüm. Neden üzüldüm? Çünkü bunun hani erkek olduğunu çok kabullenmiştim. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü hani böyle çok erkek gibi hissediyordum ama buna en azından bir albino erkek ayarlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani belki kendi yavrularından ama cinsiyetlerini de yavruyken anlamak pek de mümkün değil. Belli olmaz ya, bakalım. Şu an durumu fena değil. Ne yalan söyleyeyim. Bir hani parazit vesaire yapacağız zaten genel olarak. Ondan sonra Allah kerim. Bu yeni dişimizi buraya aldım şimdilik. Bakalım dursun. Neler olacak. Hani diğer kuşlarımı şey yapmazsa, rahatsız etmezse, oradan oraya ötüp durmazsa dursun burada. Sıkıntı yok. Zaten dediğim gibi parazitten sonra bir maksimum 10 gün sonra bunlar eşe atılacaktır yani. Şimdi isterseniz şöyle bir şey yapalım. Yuvaları ben yavaştan göstereyim ama hepsini tabii ki gösteremeyeceğim maalesef. Çünkü belli. Yani az çok gösterebileceğim takımlar. Onları diyorum bir göstereyim. Zaten güncel durumlardan da bahsetmiş oluruz. Bu arada papağanlarımızdan da erkek çok şükür artık müsaade ediyor. Bunları gösteremeyeceğim arkadaşlar. Daha az önce açıp kontrol etmiştim. Şöyle bakalım. Erkek ne böyle aşırı bir saldırma, ne bileyim bir dişiye vurma. Aman Allah'a şükür, Allah nazarlardan korusun. Nazarımız değmesin. Yani bu anı çok bekledik. Özellikle yaz dönemi ve bundan bir önceki kuluçkada biliyorsunuz 11 tane yavrumuz maalesef ki telef oldu bu manyak yüzünden. Ne dişiye baktırdı, yuvaya soktu, ne de kendisi geceleri baktı. Öyle bir salaklık yaptı işte. Neyse, nasibimizden çıktıktan sonra bunlar da böyle salaklıklar yapabiliyorlar. Ama kıyamıyorum ya, bu kuşa maşallah var yani, kıyılmıyor. Dişisi şu an içeride yatıyor. Alttan da 2 tane yumurtası var. İkinci yumurtladılar. Son güncel durumları bu. Buraya gelecek olursak bunlar beni oyalamaya devam ediyorlar. Sabır arkadaşlar, sabrediyorum. Bunlar tüyden bir çıksınlar. Tamam, çıkın bir. Çık 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 çık. Yumurtlamıyorum, bari çık dışarı. Eşek sıpası. Yumurtlayacaksan dur içeride. Beni neden böyle çıkarttım arkadaşlar? Normalde böyle çıkartmam. Hani kendim içeride yakalasam asla ellemem. Beni görünce korkup giriyorlar. Ondan kaynaklı çıkarttım. Yoksa hani rahatsız edeceğimden değil. Tüye girdiler. Yumurtlamayı kestiler. Yani şöyle söyleyeyim, yumurtlamadılar da. Çünkü çiftleşmişlerdi biliyorum. O süreçte bir tüye girdiler ve yumurta iptal oldu anlayacağınız. Şu anda çiftleşiyorlar mı çiftleşmiyorlar mı inanın bilmiyorum. Keşke öyle bir şey olsa da hemen yumurtlasalar. Bir elime alıp bakacağım. Yumurta var mı yok mu? Dişi de bilmiyorum. Hani yok gibi duruyor ama. Bir de tüy durumlarına bakacağım. Benim o turuncu eldiveni görür görmez çıldırıyorlar. Çok korkuyorlar. Bakalım bu sefer neler yapacaklar ama ben tüy durumlarını ne yalan söyleyeyim merak ediyorum. Özellikle erkeğin. Çünkü onun çok fazla tüyü var.
Neyse buraya geçelim. Buraya arkadaşlar maalesef gösteremeyeceğim. Zaten rahatsız etmediğimi söylemiştim. Kuşları hiç ellemediğimi söylemiştim. Kendim daha iyi olsa ellemiyorum. Bu yuvayı o yüzden açmayacağım. Burada da iki tane yumurtamız var. İkisi de dolu. Zaten dolu olduğunu anladığım günden beri, gördüğüm günden beri asla ve asla ellemiyorum. Bizim için önemli olan şu anda sağlıklı yumurtadan çıkıp sağlıklı bir şekilde büyümesi. Zaten bir 10 günü falan, bir hafta 10 günü açtıktan sonra emin olun yavru kendine geliyor. Hani bu bebek tüylerinin genel olarak şöyle söyleyeyim. Bebek tüyleri yavaştan normal tüye dönmeye başlıyor ya. En açıklayıcı bu yani. Normal tüye dönmeye başladığından itibaren zaten emin olun kuş artık tamamım diyor yani. Ondan itibaren zaten anne baba beslemese dahi el beslemeyle yavru büyür. Çünkü vücut ısısını az çok sağlayabiliyor. İsterseniz buraya bir gelelim. Burada bir 4 tane yumurtamız var. Burayı gösterebilirim. Lütfen maşallahlarınızı unutmayın, esirgemeyin. Bunlar da yani 5.yi atıp bırakacaklardır diye tahmin ediyorum. Bakayım. Yumurta bence var bunlarda. Yarın atar yumurtayı. Bunlar dolu. Bunların altı dolu. Açalım bakalım. Bir tane yumurtaları var. Burayı da gösterebilirim zaten. Yarın nasip olursa ikinci gelecek. Bunları da bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim deli dişimizi. Ciddi anlamda deli yalnız ya. Bakışlara bakar mısınız? Yani ben seni yerim diye bakıyor resmen. Ki ben elimi falan uzatıyorum, direkt saldırıyor. Kafesten herhangi bir şeyde hani koymamı, kaldırmamı hemen engellemeye çalışıyor. Çok feci bir dişi ya gerçekten. Ama şunu söyleyeyim. Mesela benim kaç tane bakıcı takımım var. Yani jumbolar normalde bakıcı çok güzel bakıcı takım ama bunları iri olduklarından dolayı ekstra bir tane buna bakıcı bırakacağım. Mesela atıyorum şuna bakıcı bırakacağım. Alacağım takımlar mesela atıyorum Japones olsun, Tepeli olsun. Bunları istiyorsunuz biliyorum. Ama zamanı var arkadaşlar. Ben de çok istiyorum ama bakalım ayarlayacağız. Sadece benim iri takımlarıma mesela atıyorum 5 takım show jumbo mu yaptım? Ya da 10 takım show jumbo mu yaptım? Bunlara yine aynı şekilde aynı ayarda bakıcı bırakacağım. Mesela 5 takıma 2 takım bakıcı, 3 takım bakıcı öyle söyleyeyim. Onun gerisini komple göndereceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sezon sonuna doğru yavaştan sistemi oturtmaya başlayınca emin olun zaten haberlerini duyacaksınızdır. Bunun altı boş. Yakında yumurtlayacak birinci takımımız bu. Yakında yumurtlayacak ikinci takımımız da bu. Ötekilerden şu an bir ses yok. Rainbow zorluyor. Ama herhangi bir faaliyeti yok. Bunlarda da tüyde olduklarından kaynaklı olarak az bir şey itişmeler var. Duman zaten tek. İstese de yuvası dolu olamaz. Bu tosunumuzun yuvası bile yok. Gösterelim şunu. Vallahi ben benim favori kuşlarımdan. Ya bunlar da tosun kaldı ya. Tosunum tosunum diye diye. Çiftlik bank. Gel bakayım buraya. Gel. Asabilik yapma gel. Vallahi bayılıyorum sana ya. Şuna bak. Yani boyutu falan da çok güzel maşallah. Kuyruk falan da güzel uzadı. Bakalım tüyü patlattığında neler olacak ya. Cidden merak ediyorum bunu. Şu anne babanın yavrusu işte. Bu babamız. İçerideki de annemizdi. Bunları zaten gösterdik. Rainbow'larımızın altı boş. Bunların altı boş. Bu tarafa geçelim. Karamelin cinsiyetini söyledik arkadaşlar. Dişi. Maalesef dişi yani. Yapacak bir şey yok. Bu manyağımız burada pıtı pıtı dolanıyor. Bunlar hakkında da şu haberi vereyim. Ondan sonra diğer kuşlarımızı gösterip videomuzu kapatalım arkadaşlar. Ben de çünkü dışarıdan geldim daha yeni. Bayağı yoruldum. Bu dişiyi maalesef ki Duman beğenmedi. Yani çok üzgünüm ki beğenmedi. Yani ilk defa Duman'ın bir dişi kuşu beğenmediğini gördüm. Ben de ne yaptım arkadaşlar? İlkten buna şu dişiyi attım. Dişisini de aldım, Duman'a attım. Dişiyle Duman aslında oldu ama bu erkek bu dişiyi beğenseydi bırakacaktım. Beğenmedi, ayırdım. Eski dişisini geri attım. Ondan yana bir problem oldu. Neyse yılmadık. Dedik ki Bulut'a mı atsak acaba? Bulut'a atmadım yavruları olduğu için ama deneyeceğim. En kötü ihtimal yani şöyle düşündüm. Sonra kafamı bir çevirdim. Fallow geldi. Acaba dedik Fallow'a mı atsam? Bir denedim. Fallow ciddi anlamda dişiye kuru yaptı. Dişi biraz vurdu. Naza çekti ama normaldir. Fallow'la bunları deneyeceğiz arkadaşlar. Parazitleri bitsin. Bunu Fallow'la deneyeceğiz. Eğer olursa Fallow'la bu dişiyi atacağız. Renkleri falan da 10 numara oldu. Ki sezonun bombalarından biri olur yani. Olursa eğer bu dişiyle atacağız. Bu dişiyle yumurtlatacağız. Ha, olmadıysa eğer ilerleyen günlerde dişisini tekrardan Fallow'a atacağız. Duman mecburen boşta kalacak. Çünkü neden? Fallow'a yeni bir dişi, taşıyıcı bir dişi yetiştirmeye çalışıyorum. Eğer bu taktik tutarsa 10 numara, yoksa tutmazsa mecburen bir tane Fallow dişi alacağız.
Neyse, buraya gelelim. Yavruları artık bir gösterelim. Çünkü şu anda kümesimizin tek yavrulu takımı Bulut ve eşi. Bunların altını arkadaşlar bugün temizleyeceğim. Artık yeter yani. Koşturmacadan bakamadık hayvanlara. Bu yavrumuzu arkadaşıma sahiplendirdim. Dur bakayım şurada sen. Bu dişi bu son zamanlar niye bu kadar asabi ya? Şişt. Bırak bırak. Bunu ben dediğim gibi arkadaşlar yani kendi bu fallovu ve dişisini bana veren arkadaşıma vereceğim. Çünkü kendine bir yavru ayırmıştı bunlardan. Evet, gayet güzel dişi maşallah. Mor renk. Bunu dediğim gibi o tanıdığıma vereceğim. Okul arkadaşım zaten. Mor dişimizi ona göndereceğim, parçalı mor. İki tane de erkeğimiz var içeride. Olmak isteyen olursa onları da vereceğim. Kendi adıma kapalı bilezikli. 2020 yavrusu daha zaten gördüğünüz gibi. 2020 bileziği var. Bunlar da muhtemelen mor gelecektir. İkisi de erkek. Yani belki bu belki, yani dişi olabilir ama 3 numaraysa 2 numaraysa dişi olma ihtimali var da 3 numaraysa belki erkektir. Çünkü 3 numarayı erkek diye görmüştüm. Bu 2 numara. Bu biraz muamma ama bunu da ceresini pembeyken gördüm yuvada. Bu ekran neden böyle bulanıyor ya? Şu 3 numarayı alayım. Bu kesin erkek. Ötekin dişi olma ihtimali var ama bu kesine kesin erkek yani %100. Hepsi kendi adıma bilezikli. İstanbul Pendik elden teslim ediyorum arkadaşlar. Gönderim yapmıyorum. Almak isteyen olursa bana ulaşabilir. Fiyatı da 50 lira. Neyse şu tarafa bir geçelim. Diğer bir altı dolu olan takımımız bunlar ama arkadaşlar bunları rahatsız etmeyeceğim. Çünkü ben kendim bile inanın açmıyorum artık. Bakın dişimiz de yuvanın ağzında bekliyor, görebiliyor musunuz? Oradan bakıyor, seslere bir çıktı. Dediğim gibi hani bunları ben inanın kendim bile rahatsız etmiyorum. Hiç ellemiyorum bile. Bakalım şu anlık bekliyoruz. Telefon geldi, onu bir kapatalım. Dediğim gibi bunları bekliyoruz. Kaçıncı takım bu? 2, 4... 5, 6. takım da bu. Şimdi 7. takımımıza geçelim. Bunlar da arkadaşlar şovları yumurtalanı. Bakın 7. takım. Kaç tane? Oo, yeni yumurtlamış. Bir saniye, şimdi yumurtlamış arkadaşlar bu. Bir saniye. Sürekli arayan oluyor. Bu 7. yumurtayı bırakmış. İyi maşallah, ne diyeyim ya. Kaç gün oldu ya? Birkaç gün geç geldi bu yumurta ama. Neyse 7.yi de bırakmış. Vallahi şaşırdım. Ne yalan söyleyeyim, şaşırdım yani. Neyse dedim ki bunların da böyle. Bu da 7. takım ve 7. yumurtayı da bırakmış. Şansımıza vallahi şu an şaşırdım ya. Buraya gelecek olursak bunlarda da yumurtlama belirtileri var arkadaşlar. Diğerlerini zaten dediğim gibi altları boş. Evet, örümceklerim bugün bu kadar. Haberlerimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yalnız bir tek şu karamelin cinsiyetin dişi olmasına üzüldüm. Onun dışında gerçekten güzel yani yumurtlamaları. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.